Hiç olmazsa görüyorlar baştan ki bir de bıyığı var bunun diye. Muhafazakar eşcinselim diye bir yorum yapmıştınız. Bunu ben Yaşar Bey'e soracağım, Yaşar Hocam'a soracağım. Hem muhafazakar hem eşcinsel olmak mümkün müdür hocam? Ben anlamam o işte. Bana sorma. Yani böyle bir sözün sahibi burada, ona sorsana. Ona sordum ben. Sordum ve kültürü, konuşma gücü benden. Hayır, ben şunu söylemiştim herkese. Muhafazakar katil de olabilir. Muhafazakar hırsız da olabilir. Muhafazakar uğursuz da olabilir. Neyi muhafaza ettiğinize bağlı. Bunun karşılığı olarak da birisi bana dedi ki en önemli yerini muhafaza etmemiş. Ben de dedim ki en önemli yerim orası olsaydı oradan gül çıkardı. Gül çıkmadığına göre en önemli yerimi muhafaza etmemişim. Gönlümü muhafaza ediyorum. Arkadaş yaşıyor muhafaza mu? Bu yanıtı verdiğiniz yani, arkadaş yaşıyor mu? Beynimle gönlümü muhafaza etmek dururken çok affedersiniz defi tabii yaptığım yeri muhafaza edecek halim yoktu. Onu edenler etsin, söz söylemiyorum. Ama ben örf adetlerimizi, terbiyemizi, kültürümüzü muhafaza ettiğimi herkes yakınen bilirler. Yani benim için çok önemlidir. Ben hayatında sizin yaşam şeklinizle köklerinizi unutmanız ayrı bir şey. Ben köklerimi hiç unutmadım. Örf adetlerimi hiç unutmadım. Ben ailemin en büyüğüyüm şu anda erkek olarak. Benim ablam, Allah razı olsun binlerce defa, bana hala ailenin büyüğü olarak saygı duyar. Anacım rahmetli, babam öldükten sonra her bayram ilk önce benim elimi öperdi. Sonra ben onun elini öperdim. Çünkü ben bakıyordum eve. Yani kardeşinizi yakın tanırım, o da keza öyledir. Şeylerdir. Yoksa muhafaza etmeyi, anam babam despinam diye buna muhafaza etmeye kalksaydım bunu da çok iyi oynardım inan. Anam babam despinam, aman, o da güzel. Aman ne oynardım. Şey. Ayrıca de vurdum mu da tokatımı da yiyen çok vardır. Yani bunu oğlum, da çok iyi oynardım. Gençlikte çok fena ama hayatında ben sahtekarca olmak istemedim. Çünkü benim kuldan korkum yok. Allah yukarıda görüyor. Ne olduğumu da biliyor, hamurumu da biliyor, çamurumu da biliyor. Yani ben sana oynasam ne olur? Yukarıki bildikten sonra, ha günahım da varsa kimse benim günahımı çekmeyecek. Mezarımın içine de zaten kimse beraberimde girmeyecek. Bırak kardeşim günahımı da sevabımı da bana. Beni de Allah'ımla Rabbimle bırak da ben hesaplaşayım. Hesabımı yüklenme, sen kendi hesabına bak. Sen ki hesabına bakmadan benim hesabımı niye yükleniyorsun? Bir de bana o yükü çektirtiyorsun. Çünkü üzülüyorum. Niye üzülüyorum? Kendi günahı var. Bir de benim günahımı yükleniyor üstüne. Bırak kardeşim, sen kendi günahınla git öbür tarafa. Benim günahımla da ben gideyim yani. Açıklamayı duydunuz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Yaşarlı Hocam? Yok. Yüreği erkek olmak. Hocam Karadenizlisiniz. Fıkra kültürü gelişti. Yani bir hani Karadeniz'de fıkralarda bir temel var, bir dursun var. Siz şimdi Karadenizlisiniz. Temel misiniz, dursun musunuz o fıkralardaki? Hiçbiri değilim ben. Abi Yaşarlı bir Karadeniz fıkrası duymadım yani, özür dilerim. Bir tane bulsaydık. Bir de İdris vardı. Sonra ben melezim. Bir defa benim annem Karadenizli değil. Öyle mi? Bunu ilk kez biliyorum. Annem Erzurum menşeli. Hocam toprak çıktı. Ve ben de Bayburt'ta doğmuşum yani. Biz size bilir şeyle Karadenizli, Trabzon. Hayır. Doğumum Bayburt. Bayburt. Bayburt'un eski adıyla Özgürüş Köyü. Hı hı. Yüksek köylerinden biri. Yani bunu da bilelim. Onun için Karadenizli filan ama fıkralar var. Zaman zaman anlatıyorsunuz bize. Anlatacak mısınız bir tane fıkrayı? Şimdi sen şimdi diyorsun ki temel mi dursun? Ben onların özelliklerini de bilmiyorum. Hangisini kendime uygun bulayım? İşte tam olarak onu sormuştum ben de. Galiba özellikleri de bilmeyince. Yok, bilmiyorum. O zaman ben bu durumda Fadime oluyorum. Yani öyle olmuş oldu. Yani tam bir Karadeniz fıkrası olduk şimdi. Fıkra bilirim. Fadime dedin şimdi. Bir Fadime fıkrası anlatsam Fadime anlatamazsın deyince ki. Buraya niye gel. Ha, anlatamaz. Olmaz mı? Ha, durum olmaz. Ben sana kuliste anlatırım. Durumu. Hocam 100 yılı etkileyen 20 kişi arasındasınız. Bu insanda bir şımarma hissi yaratıyor mu? Time dergisi. 20 değil. Şey. 100 yılı etkileyen 3 kategoride insan seçti. Time dergisini yaptı şey. Onların birisi de ıslahatçılar ve düşünürler. Hı-hı. Ben o kategoride 7. sıradayım. 7. hem de. 100 kişidir. İlk 20 içerisinde. Her liste 100 kişidir. Ben 7. sıradayım. Dünya kamuoyu böyle bir seçim yapmış. O tabii ben ondan da gurur duyarım. Çünkü bu dünya kamuoyu. Yani İngilizce okuyan insanlar Time dergisine oy verdi ve Türkiye'den 3 kişi seçilmiş. Büyük Atatürk, ben varım, bir de rahmetli Vehbi Koç var. Büyük iş kuran
insanlar içinde. Üç kişi ben... Islahçı buluyor musunuz kendiniz hocam? Yani orada ıslahçı diye tercüme ediyorum ben onu. Healers diye kullanmış kelimeyi. Gayet tabii. Yani doğrudur. Ben çok yeni şey söyledim. Tırnak içinde yeni bazılarına göre. Bana göre yeni falan değil bunlar. Üstü örtülen gerçekler diyorum. O tabiri çok kullanıyorum. Hı hı. Kur'an ve iğnelerin üstünü örtmüşler. Bırakın başka tarafı. Hala üstü açılmadık bir yığın Kur'an gerçeği var. Örtülmüş. Maun suresi bunlardan biriydi. Şimdi şirk kitabım çıkacak. 7-8 tane üstü örtülü Kur'an beyinesini de orada açıklayacağım. Şirk meselesi bayağı da geniş bir meseledir. Siz ne diyorsunuz o, ya? Kaç cilt çıkacak? Şimdi bakın, merak ediyorum ben. Ben şu ayağımı bir indireyim. Estağfurullah. İmam Cafer Sadık. Sünni, Caferi, Şii bütün Müslüman ekollerde, mistik ekollerde ve fıkıh ekollerinde en önemli ilk birkaç zatın içindedir. Mesela Nakşilik gibi Sünniliğin en radikal ekolü sayılır, biri değil. Orada bile tarikat şeceresi içinde Cafer-i Sadık vardır. Hazreti Peygamber'in torunu, İslam ilim ve irfanının anıt isimlerinden biri. Şimdi bu Cafer-i Sadık diyor ki, Emeviler İslam'a en büyük darbeyi tevhidin anlatılmasını engelleyerek vurmadılar. Çok dikkat etsin buraya herkes. Çok dikkat etsin. Şirkin anlatılmasını engellediler. Ha, ne yaptılar böylece? Kur'an'da zıtlık ilkesi üzerine, polarite üzerine kurulan sistem. Şirk anlatılmadığı için çöktü. Tevhidi şirki anlatmadan anlatamazsınız. Ben bu kitabımın ön sözünde diyorum ki, zaten kitabı İmam-ı Azam'ın büyük ruhaniyetine arz ediyorum diye ilk sayfasına koymuşum. Hı hı. Kitabın ithafı budur. İmam Cafer Sadık'ın 1000 küsür sene önce hasretini çektiği bir gerçeğin bugün ben bu kitapla üstünü açtım. Bakın yeni bir şey değil bu. Ya bunlar nereden? Ya yeni bir şey değil. Üstü örtülmüş, üstündeki şalı kaldırıyoruz, gerçek ortaya çıkıyor. Benim yaptığım bu. Bir de şirkin anlamını tam olarak anlatır mısınız? Bilmeyenler. Allah'ın yetkilerini başkalarına kullandıran bir dindir şirk. Şirk bir dindir. Bir defa hocalar kürsülerden bilmiyor zavallılar, devamlı yalan söylüyorlar. Birilerine avukatlık yapıyorlar farkında olmadan. Allahsız Mekke müşrikleri, dinsiz kitapsızlar. Lan dur kardeşim ya. Mekke müşriği Allahsız falan değil. Ne Allahsızı? Mekke şirkinin başı olan Ebu Cehil hac yapıyor, tavaf yapıyor, namaz kılıyor, gusül yapıyor. Bütün bu ibadetle siz bunu biliyor musunuz? Yani Ebu Cehil namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim onların namazından bahsediyor. E peki niye çekişiyor Hazreti Muhammed'le? Sebep omurga kavram olarak tek. Hazreti Muhammed Aleyhisselam diyor ki Allah'ın yetkilerini Allah dışında kimse kullanmayacak. Ben de dahil. Bakın işte tevhidin ruhu burada. Şirk de burada anlaşılıyor. Ebu Cehil de diyor ki hayır. Allah'la ilgili fikirlerinde müttefikiz. Allah en yücedir. O yaratır, o öldürür. Her Kur'an veriyor bunları açık. Hocalara da Kur'an'ı okutmadıkları için adam bilmiyor bunu. Mekke müşriklerini dinsiz, ateist olarak tanıtıyor. Kürsüden bağırıyor, kıyamet koparıyor. Hayır. Allah'ın yüceliği, yaratıcılığı, mütealliği, ultimate reality oluşunda Ebu Cehil ile Hazreti Muhammed'in bir çekişmesi yok. Çekişme nerede başlıyor biliyor musun Mesut'cu? Ebu Cehil diyor ki Allah'ın bu yetkilerinin bir kısmını da birileri kullanacak. Kim bunlar? Bir, Kur'an veriyor bunları. Şefaatçılar. Allah'la aramızda şefaatçi olacaklar. Bunlar lazım diyor. İki, aracılar.
yaklaştırıcılar diyor Kur'an. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ Bizi Allah'a yaklaştıracaklar bunlar diyor. Bunlar da olacak. İslam tevhidi, Kur'an'ın tevhidi ne diyor? Allah insana şah damarından daha yakındır. Ara yok ki aracı olsun kardeşim. Ebu Cehil sen ne yapıyorsun ya? Kur'an Allah'la insan arasında ara kabul etmiyor ki aracı kabul etsin. Şefaatçi da yok diyor. İnsan kendi yapacak ve kendi yaptıklarının karşılığını görecek. Pekala. Bu şirk anlatıldı mı? Şimdi bu şirk anlatılırsa ne olur? Anlatılmadı da ne oldu? Söyleyeyim ben size çok kısa. Şirk anlatılırsa, Maun suresi gerçeği çıkacak. Zaten Maun suresinin hemen arkasından şirki benim çıkarmam sebepsiz değil. Ne çıkacak ortaya? Şu çıkacak. Camileri dolduran insanların içinde büyük miktarda müşrik var. Bu çıkacak ortaya. Ya bu söylenir mi? Kardeşim ben Kur'an söylüyor. Ben ne yapayım ya? Kur'an söylüyor bunu. Yani Allah'ın yetkilerini birilerine kullandırdı mı bir adam müşrik olur. Ve Kur'an diyor ki insanoğlunun büyük insanlık camiasının büyük kısmı şirke bulaşmadan Allah'a inanamaz. Ve mâ yü'minü ekserûn billâhi illâ ve hum müşrikûn. Bakın hangi stüdyoda Kur'an ayetleri okuyoruz orijinal metinde. Şimdi bu Kur'an ayetlerini ne yapacaksınız bunu? O Maun suresini ne yapacaksınız? Bunlar orada. Hani hadis filan olsa çıkar biri der ki bunlar uydurmadır. Zaten bunların çoğu uydurmadır. Ben de itiraz etmem. Ama bu Kur'an, Kur'an. Daha ötesi yok. Şimdi Kur'an diyor ki bir biçimde Allah'ın yetkilerini bir adam bir başka kişiye veya kuvvete veya gruba fark etmez. Kullandırırsa bu temayülü gösterirse bu adam müşriktir. İsterse 24 saat alnını secdeden kaldırmasın. Ya secdeli adam müşrik olur mu? Kur'an olur diyor. Doğru okumak lazım diyor. Maun suresi orada. Peki çok kısa bir yanıt isteyeceğim yani size. İslam dünyası niye belini düzeltemiyor? İslam dünyasında durmadan artan bir rakam var. Nedir o? Cami sayısı. Buna rağmen niye İslam dünyası belini düzeltemiyor? Onun cevabı da Kur'an'da var. Ben onu da şirk kitabıma koydum. Kur'an diyor ki bir toplum maddi manevi ne kadar büyük değerler üretirse üretsin. Şirke bulaşmışsa helak olur. O ürettiklerinden hiçbir hayır görmez. Bu Kur'an gerçeğini de yapacak. İslam dünyasının belini kıran bu. İslam dünyası İslam adı altında şirki hayatına sokmuş. Buna bir sürü itiraz gelecek tabii. Başka vallahi Kur'an orada. Benim evet. Hüccetim Kur'an. İtiraz, itiraz eder, merdiven altlarında söver. Gelecek burada konuşacağız. Anladım. Kur'an'ı koyacağız oraya. Onu bir ara alalım ya. Biz bir talk show, yani aslında, talk show yapıyorum aslında ama. Tabii ki. Bakın Maun suresinde bugün aynı şey oldu. Bakın Maun suresi orada 16-17. Baskısını yaptı. Maun suresi diyor ki bir adam muntazam namazlarını kılsa da insanların haklarına tecavüz ediyorsa bu dinsizdir, imansızdır ve kıldığı namazlarda lanetten başka bir şey getirmez. Maun suresi diyorum bunu demiyorum. Cevap veriyor bana birileri. Ya tamam da hepsini söylemek şart mı? Onu da söyleme diyor. İşte. Bunu söylemedin mi o zaman Kur'an'ın geri kalanı bir işe yaramıyor. Yani alıyorsunuz altından ana direği. Anladım. Yani insanla göre değiştirilemiyor temel şeyler. Peki hocam bugün sizi getirmek hiç kolay olmadı açıkçası. Hocam daha önce katıldı bizim programa ama bizim formatı unutmuş. Bizim anladığım kadarıyla da sevgili konuk avcımız bugün hocamızın canını sıkmış. İşte o can sıkıntısından
Bütün gün ecel telleri döktük. Ya öyle deme.